Kıymetli arkadaşlarım, biliyorsunuz bugün İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda tematik denetim modeline geçmiş durumdayız. Restoranlar, lokantalar, kafeteryalar gibi yemek yenen yerlerin bugün denetimlerini yapıyoruz. Bu hafta içerisinde, bir hafta boyunca her gün farklı alanlar olmak üzere denetimlerimizi sahada denetim ekiplerimiz yapacak. Biz de onlara nezaret ediyoruz. Şimdi şu an ben nezaret ediyorum. Vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, il müdürlerimiz hepsi ekiplerin başında. Bu denetimleri takip edecekler gün içerisinde. Bu 7/24 esasına göre denetimlerimiz devam edecek. Burada işletmelerimizin kurallara uyup uymadıkları konusunda denetimleri yapıyoruz. Onları güzel bir dille uyarıyoruz. Sağ olsun onlar da uyarılarımızı geri çevirmiyorlar. Onlar da bu kurallara uymaya gayret ediyorlar. Vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Yani şöyle arkadaşlar, böyle birebir biz burada kusur bulma açısından sokaklara çıkmıyoruz. Burada herhangi bir aksaklık olmasın. Herhangi bir işte özellikle bu bulaşı tekrar meydana gelmesin diye dikkat ediyoruz. Zaten belli kurallar var. Belirlenmiş olan kurallara arkadaşlarımız ölçüyorlar. Onlar daha önce bildirmişlerdi işletmelere. İşletme yetkilileriyle, ticaret odamızla, esnaf odamızla, yetkilileriyle bir araya gelindi, oturuldu. Oradaki mesafeler Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde belirlendi ve şimdi onlara uyulup uyulmadığı konusunda denetimlerimizi yapıyoruz. Gün içerisinde bu denetimler devam edecek arkadaşlar. Peki efendim, Düzce'nin durumu nedir şu anda? Şimdi Düzce biliyorsunuz bu... riskli bölge ilan edildi. Hayır, şöyle. Düzce şu an 4 kategori var, herkesin malumu. Bunun en düşüğü mavi, üstü sarı, onun üstü turuncu ve en üstü maalesef kırmızı. Bizimkisi şu an turuncu, turuncunun ortalarındayız. Bizim amacımız sarıya ve maviye geçebilmek. Bunun için gayret ediyoruz.